Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Yeliz. Bugün sizlerle birlikte bir kiler temizliği videosu çekeceğiz. Aslında çok yakın bir zamanda biz eşimle birlikte kileri böyle bayağı döküp güzel bir şekilde temizlemiştik. Ama son zamanlarda kış hazırlığı yapıyorum. Takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Takip etmiyorsanız da abone olmayı lütfen unutmayın. Ve o yüzden de kilerim çok fena bir halde, böyle elimize geleni içine attık, hiçbir şekilde de toparlayamadım. Vaktim olmadı biraz da. Şimdi sizinle birlikte orayı bir temizleyelim, toparlayalım ve kış hazırlığı olarak da neler yaptım böyle size biraz gösteririm. Göstermiş olurum bu sayede. Kilerimde de neler var bunları da görmüş olursunuz. Bu arada böyle bir videom, yani kiler düzenleme, temizleme videomun bu ikincisi olacak. Bir tane daha vardı. Onu da isterseniz aşağıya linkini eklerim. Oradan bakabilirsiniz izlemek isterseniz. Orada söylemiştim ama tekrardan söylemek istiyorum. Biz bu ev kendimizin olmadığı için kilere dolap yaptırmadık. Çünkü yani ne zaman gideceğimiz, tayinimiz ne zaman çıkacak bilmediğimiz için tabii ki de birçok şeyi yaptıramıyoruz. Kendi evim olsaydı çok başka olurdu her şey. Ondan dolayı da ben elimden geldiği kadar düzenlemek için aparatlar vardı bende. Onları kullanarak bir şekilde kilerimi düzenledim. Bu da dediğim gibi bir önceki videoda ayrıntılı olarak anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Ve videomuzun devamında da bugün sizlerle birlikte bir börek yapalım istedim. Hazır yufkadan yapacağız ama çok güzel oluyor ve çok lezzetli oluyor. Eşim ıspanaklı böreği çok seviyor. Tabii ben bunları Instagram'da da elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Geçenlerde de paylaşmıştım. Bir ıspanağı yıkamak ömrümü aldı resmen. Çok zor oluyor ama güzel oluyor. Ama o günden kalma ıspanaklarım vardı. O da dolapta saklama kutularına koymuştum. Bir şey olmamış. Dün baktım güzeldi. Onu da birlikte güzel bir börek yapalım. Ve biraz önce de tripod siparişi vermiştim. Bir önceki videomda tripodum kırılmıştı tamamen. Zaten biraz sorunluydu artık son zamanlarda ama o da benim hatam. Manisa'ya giderken yanımıza götürmüştüm. Onu da hiç kullanmak nasip olmadı. Gelenden gidenden yani bir istediğim gibi videolar çekememiştim. O yüzden de o tripodum çöp oldu. Yine de kullanıyordum ama geçenlere tamamen kırıldı. Ve yeni tripodum geldi. Şimdi sizinle birlikte onu da açalım. İnşallah güzeldir. Ve şu üzerimdekini de bana Instagram'dan çok fazla sordunuz. Aslında bu bir pareo arkadaşlar. Yani deniz sonrası giymek için olan bir ürün. Birazdan görürsünüz zaten. Ben bunu Panty'den almıştım. Ama oradan alırken böyle haşamanın üzerine falan giyerim diye almıştım. Alırken de oradaki kız dedi ki kıyafetlerin üzerine bile giyebilirsin. Bunun modeli ve kumaşı çok güzel demişti. Gerçekten de öyle oldu. Denedim ve çok hoşuma gitti. Yani Panty'de eğer kaldıysa, eğer bunu bulabilirsem linkini aşağıya eklerim. Oradan siz de bakabilirsiniz. Çok güzel, çok kaliteli ve çok kullanışlı. Bulursam yine böyle alacağım zaten. Şimdi videomuza geçelim isterseniz. Önce bir tripodumuzu açalım. Hop, diğer odaya geldik şu anda. Yan tarafa geçtim. Şu şekilde normal el tripodum var. Şu an size onunla çekiyorum. Birazdan öbürünün de halini göstereyim size. Evet, şu şekilde geldi. İnşallah kırık çıkmaz. Evet, açalım. Bu 10 inçti. Yani inç dedikleri şey ekranın boyutuymuş. Ben de merak ediyordum ne olduğunu. Bakalım. Buna ben bir bıçak getireyim hemen. Öyle açalım. Böyle kolay olmayacak. Hemen geldim. Bu arada bunu açarken de size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Başıma gelenler. Vay başıma gelenler diyeceğim. Geçen bir önceki videoda halıyı falan yıkamıştım size. Bahsetmiştim ki herhalde nazara mı geldim bilemedim. Çözemedim inanıyorum ki. Halım dolapta salata vardı. Eşim çok seviyor böyle salata yemeyi. Ben de dolaba koydum. Sabah kalkmış bir güzel salatayı yemiş ama zeytinyağını falan da etrafına bulaştırmış. Ondan sonra onu içinden aldım. Aa, bu neymiş kalmış falan bitmiş derken tam elime aldım, elimden bir düştü. Bütün mutfak, halı, her yer yağ içinde kaldı. Sonra onu da temizledim. Bir daha halıyı makineye attım. Bir daha yıkandı. O da şurada arkamda kuruyor. Dün dışarı astım. Yağmur başladı. Balkonu toparladım hemen. Bunu da içeri aldım. Ay olmadı kız. Bunu da hemen içeri aldım evde. Bir de bu ince halılar çok güzel ya. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim elimden gelse bütün evi ince halı alıyorum ama eşim istemiyor, sevmiyor. Gerçi bütün evde neredeyse var da. Yatak odamızda yok, bir de oturduğumuz odada. Ay bunu da nasıl paketlemişler. Paketlemesi güzel. Evet. İnşallah ekranı küçük değildir. Sanki diğerine göre küçük gibi geldi gözüm ama. Vallahi beğenmezsem iade ederim. Bir sürü aparatı var. Evet, sağlam çıktı. İnşallah bir sorun yoktur. Çünkü bu Trendyol iadelerine ulaşmak hiç sevmiyorum ya.
Ay ben bunu bugün tabak takamam ki. Kat 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 katlamışlar. Vallahi helal olsun yani. Arkadaşlar ben 2 metre 10 santim diye aldım ama bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak. Bu ışıklar benim çok işime yarıyor. Çünkü bazen biliyorsunuz hava kapalı oluyor, ışıksız oluyor. O güzelmiş. Beğendim. Işığına da bakarım. Eğer beğenirsem gerçekten eşim bir kursun bunu akşam. Gerçekten beğenirsem linkini eklerim. Ama eklemezsem bilin ki beğenmemişimdir. Burası kalsın. Ben o kağıtları falan belli değil çünkü tam beğeneceğim mi beğenmeyeceğim mi. Ona artık karar veririm. Şimdi kilere gidelim. Size kileri göstereyim. Kilerim çok kötü bir durumda ya. İnanamayacaksınız. Yeliz bu kadar nasıl dağıttın diyebilirsiniz ama gerçekten dağıldı. Ama gerçi kalabalık ya. Dağınık değil aslında. Şimdi şu poşetleri falan kaldırdım da hemen toparlanır. Karanlığı görüyor musunuz? Böyle oluyor. Şimdi ışık yapalım hemen. Üşüdüm. Birazdan daha güzel olur tripodu yaparsak. Şimdi şurayı bir göstereyim size. Lütfen kızmayın. Evet, yavaş yavaş inelim de birden şey olmasın. Arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok. Elime geçeni böylece attım. Yani ve şurada da kışlık hazırlıklarımın en son getirdiğim kısmı. Şöyle görüyorsunuz rafım falan var. Şimdi size kısa kısa göstereyim neler var neler yaptım. Neden bu sene çok fazla bir şey de yapmadık da. Olsun. Hemen burayı da toparlayalım hızlıca düzenleyelim. Hadi bir toparlayalım hemen toplayayım buradan. Zaten buraları yeni süpürmüştüm temiz. Ama batacak zaten yine tekrardan. Şöyle koyalım. Şimdi ben burayı bir boşaltayım hızlıca. Ondan sonra da size içindikleri göstereyim. Boşalttım. Yeterince boşalttım. Yani bundan sonrasını hallederim. Şimdi size burada neler var onlardan birer tane örnek hemen hızlıca göstereyim. Öncelikle bir önceki videoda bahsettiğim, bir öncekinden önceki videoda bal almıştık. Çok güzel, çok lezzetli demiştim. Böyle 3 kavanoz bizim balımız var ve ekstradan şurada görebiliyor musunuz? Şurada 3 kavanoz var ve ekstradan bu kadar daha bir balımız var. Bunun bir tanesi bizim, geri kalanlar da kayınvalidemin, onlara gidecek. Böyle onlar da henüz gelmedi ve burada gördüğünüz ürünlerde daha kayınvalidemin getirecekleri var. Kışlık hazırlıkları var benim için yaptığı. Buradan teşekkür ederim tekrardan. Daha onlar da yerleşecek. O yüzden onu da yer açmam gerekiyor gelenlere. Şişe falan getirecek. Şöyle getireceği şeylerden biri de domates sosu. Çok seviyorum ve çok fazla kullanıyorum. Normalde biz fazla bilmiyorduk bunu ama sağ olsun öğrendik. Her şeye de koyuyorum. Güzel oluyor. Özellikle çiğ köfteye. Sonra şöyle ben kendim annemle birlikte yaptık ama bu benim tarifim. Çok güzel bir tarif. Şeftali nektarı var. Bu da videolarımın en altında. İlk bu videoyla başlamıştım hatta. Bir de erik pestili var. Onu gizledim herhalde. O fazla güzel olmamış. Beğenmemiştim. Ama bunun tarifi var. İsterseniz oradan yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Böyle bir kavanoz. Geçen senedeki hepsini içtik. Hiç kalmadı. Bir kavanozu 1 litre şişenin içine koyuyorum. Böyle bir kavanoz kadar da su ekliyorum ve çok güzel oluyor. Tam böyle tadı kıvamı içinde oluyor. Çok seviyorum. Böyle bayağı bir burada çok fazla şişeler var. Onların geneli böyle şeftali ne oluyordu? Nektarı. Aynen. Sonra annem benim için şöyle, eşim için, eşim de çok seviyor. Ben de bir ayva reçeli yapmış. Biz reçelleri kendimiz yapıyoruz. Ben hazır reçeli hiç sevmiyorum. Ayva reçelini de çok seviyoruz. Annem böyle bizim için ayrıyeten yapmış. 3 kavanoz vardı burada. Ve buranın tarhanasını belki bilirsiniz, beyaz tarhana. Ondan da yapmıştım ama ben onu kış gelmeden yedim. Hepsini yedim. 3 kavanoz ondan vardı. Onu da bitirdim. Ve ben şöyle çok güzel bir sos yaptım. Bu sosa gerçekten bayıldım. Harika oldu. Patlıcanlı, közlenmiş, kırmızı biberli. Hatta bunu da birazcık paylaştım ama devamını paylaşmadım açıkçası Instagram'da. Çünkü ben bunun içine ne seviyorsam attım ve harika bir lezzet oldu. Ya ben çok beğendim. Bilemiyorum tabii zevk meselesi. Ve bu sene ben biberlerimi kendim kuruttum. Son zamanlarda astım. İnşallah kurur dedim. Havalar güzel gitti. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Bu şekilde mis gibi kurular. Normalde iplerini birbirine bağlıyorlar ama ben bu şekilde kolibandıyla bantladım. Kolayca çıkartabilirim. Böyle biberlerimi bir kenara koyalım. Sonra ben turşu yaptım arkadaşlar. Çok güzel bir turşu oldu. Tabii bu açıldı ve hava son zamanlarda çok sıcak gittiği için birazcık köpüklendi. Ama diğerlerim öbür banyom var. Küçük banyom.
Oraya koydum. Orayı zaten kullanmıyorum. Malzemeleri koymak için kullanıyorum. Evde pek fazla yer kalmadığı için. Ve bu yaptığım turşunun tarifini Instagram'dan vereceğim. Henüz vermedim. Siz de eğer takip etmiyorsanız şuraya bir ismi eklerim. Takip ederseniz oradan alırsınız böyle bir lezzet. Yok şöyle. Canınız çekmesin ama. Şuna bakar mısınız? Kütür kütür. Bilmiyorum sesi geliyor mu? Çok güzel oldu. Gerçekten böyle duyuyorsunuz. Efsane bir lezzet oldu. Ben bunları içine koymayayım. Ve bayılarak yiyoruz. Her gün soframda. Şimdi ben hızlı bir şekilde böyle bir kova su yaptım yine her zamanki gibi. Hızlı bir şekilde bu şişelerin kapaklarının tozunu alacağım. Kilerimi sonunda düzenleyebildim. Bu arka tarafı hiç görmeyin. Birazdan orayı da toparlayacağım. Şimdi size içinde neler var birazcık hızlıca göstereyim. Böyle yine fındığımız var. Alışverişlerimizi sürekli alıp alıp tazeliyoruz biliyorsunuz. Şöyle badem, incir. Şurada pekmezim var, cevizimiz var. Annemden getirdim. Ceviz toplama videosu çekmiştik hatta. Onu da eklerim aşağı. İsterseniz izleyebilirsiniz. Yemelik birazcık getirdim ben. Annem de kuruyor. Onun yeri var benim olmadığı için. Sonra turşumu, şöyle tarhanalarımı, kayınvalidemin yaptığı tarhanaları. Onu da bu sene bitirdik çok şükür. Çok az kaldı. Yenisi gelecek inşallah. Ve şöyle alt tarafta da zeytinyağlarım var. Şöyle görüyorsunuz o kadar güzel ki. Geçen sene 400 küsür kilogram satış yapmıştık. Tokat'ta gerçekten çok fazla seviliyor. Biz de böyle stokladık. Bir tane de büyük vardı. 10 kiloluk. Onu yeni bitirdim. Bir de arkada şöyle 4 tane de şöyle arkada var birer tane. Sabitlesin diye koydum. Sonra salçam var. Ve arkada yapraklarım var. Şöyle 1-2-3 tane yaprağım var. Bu şekilde zeytinim falan. Böyle. Kilerimin bu tarafı böyle. Şu tarafına gelecek olursak ben şunun içine böyle tüyleri toplamak için olan rulo var ya. Onu soyduğunuz zaman yapışıyor. O yüzden de böyle bir şey yaptım. Bunun içine koydum ki daha temiz olur diye. Sonra şişelerimi, boş şişelerimden birkaç tanesini buraya ayırdım. Geriye kalan hepsini kolledim. Arka balkonu temizleyeceğim zaten. Oraya kaldırırım. Böyle hep buradaki ürünlerin hepsinden rafa dizdim. Geri kalanlarını da böyle dizdim. Daha iyi olur. Buradaki düzenleyiciler de benim buzdolabı aparatlarımdan kalma. Zaten dediğim gibi onu da o videoda anlatmıştım. Şöyle unlarımı, şurada sirkelerim var. Yine şeyden kalma, turşu yapmadan kalma olan sirkelerimi koydum. Ve böyle yan rafa geçelim. Buraya yine fındığımı, işte elimizde ne varsa onları böyle kırıp kırıp buraya koyuyoruz. Güzel oluyor demiştim. Sonra şişelerimi ve biberimi şu şekilde buraya astım. Güyelenmemesi için hava alması gerekiyor biliyorsunuz ki güzel oldu kolibandıyla yani akıl belki fikir olur sizin için de yapmak istersiniz. Bu şekilde bir rafım var burada kullandım. Burada da reçellerim var. Şurada bir tane erik bu kırmızı eriğin pestilini yapmıştım demiştim. Onun pastalar için kullanmam için ayırdım bir kısmı. Karadut reçeli, üzüm reçeli, şöyle şurada var incir reçeli, balım, şeftali konsantrelerimden ekledim. Sonra yukarıda yine pekmezim falan var ayrıyetten. Şöyle bakalım farklı. Şurada bir tane reçel var. Yine karadut reçelim var şurada arkada. Bu şekilde burayı da düzenledik. Bunların hepsinin üzerlerini sildim zaten. Daha yeni temizlemiştik. Dediğim gibi çok fazla tozlu olmamış açıkçası. Sonra böyle domates rendelerimi koydum. Domates şişelerimi. Bunları çok fazla kullanıyorum. O yüzden elimin altında olsun istedim. Alta geçince de yine ayva reçelim, konsantrem ve şu soslarımdan ben 5 kavanoz yapmıştım. Birini anneme götürmüştüm. 1,5 kavanozunu yedim. Şimdi bir tane daha açtım. Geri 2 tane kaldı. Biterse hemen yine yaparım çünkü çok seviyorum. Severek yiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kullanmayacağım şu anda olan kavanozlarımın hepsini böyle kutuladım. Şimdi bunu güzel bir şekilde bantlayacağım ve kaldıracağım. Yani bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Raf olsa daha şık durur. En azından şu kutular, koliler çirkin durmazdı ama böyle de yeterli oluyor bana. İyi yani, güzel.
Ve gördüğünüz gibi kilerimde kaba bir dağınıklık var demiştim size. Hepsini de toparladım, kaldırdım ve böyle tertemiz oldu. Bu bize bir ay boyunca gider artık. Ara ara tozunu alıyorum, iyi oluyor. Ben mutfağa geldim, ellerimi güzel bir şekilde yıkadım ve sizinle birlikte böreğimizin içini hazırlayalım. O soğurken de ben kilerimin önünü toparlar ve süpürürüm. Birkaç gün önce ben ıspanaklı börek yaptım demiştim. Bunu da iki çeşit yaptım. Bir eşimin istediği gibi, bir benim istediğim gibi oldu. Size benim istediğim ve eşimin keşke bana da ondan yapsaydın dediği börekten yapacağım. Eşimin istediği börekte çökelik ve ıspanağı kavurmadan direkt çökelikle karıştırıp o şekilde böreğin içine koyup yapıyorsunuz. Benim istediğimde ise böyle soğanlı, baharatlı, salçalı böyle çok güzel bir şekilde ıspanağı kavurup da yapıyorsunuz. O daha bir lezzetli oluyor ve çok güzel oluyor. Gerçekten eşim de çok beğendi. Şimdi onu yapacağız. Öncelikle bu içini bir hazırlayalım hızlı bir şekilde. Sizin için de bir fikir olmuş olur. Hem de ıspanağın farklı çeşitlerini görmüş olursunuz. Evet, ben malzemelerimi getirdim. Şimdi şöyle soğanı ben kullanıyorum. Yine böyle saklama kabına koyup dolaba koyuyorum. Ve ıspanağımı güzel bir şekilde yıkadım, temizledim demiştim. Onları da böyle birer tane kutunun içine, saklama kablonun içine koydum temizlenmiş bir şekilde. Böyle vakumladım. Güzel bir şekilde durdu. Aşk görüyorsunuz çok güzel, taptaze bir şekilde. Böyle daha kolay olur. Aslında haşlayıp dondurucu atarsanız öyle de güzel olur gerçi. Sizin tercihinize bağlı. Şimdi tavamızı koyduk. Şuradan sıvı yağımı alayım. Şöyle şunu açalım, böyle koyalım. Ya bunun için sıvı yağ koydum ama içim rahat etmedi çünkü eşim zeytinyağı seviyor. Bunu geri alacağım ve zeytinyağı koyacağım. Böyle zeytinyağı ekleyelim. Dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Spatulayla sıyırırsanız, sıyırmak diyoruz biz yani, içindekileri dökerseniz çok daha rahat edersiniz. Emin olun yani, bunu deneyin. Ben böyle vlog izliyorum, bazen sinir oluyorum. Diyorum ki ya hemen spatulayla yapsana, niye uğraşıyorsun ya da yarısını niye zayi ediyorsun, çöpe gidiyor. Hiç gerek yok. Ben burada bir tane bütün soğan kullandım. Yani benim soğanım çok küçük, siz bir tane yani orta boy bir soğan kullanın. Bol soğan olunca güzel oluyor. Şimdi baharatlarımı çıkartayım hemen. Bir de yemeğin en lezzetli yapan tarafı soğanın çok iyi pişmesi. Ben yani eşim gerçekten çok seviyor, ben de çok seviyorum. Soğan çok iyi pişerse yemeğe farklı bir lezzet veriyor. Bir çay kaşığından az kimyon atalım. Normalde eşim sevmediği için az koyuyorum. Daha fazla koyabilirsiniz. Karabiber yarım çay kaşığı. Şöyle bir dolu, hatta iki çay kaşığı kırmızı pul biber. İki daha iyi olur. Şöyle bir iki tane de pul biber koyuyorum. Şimdi bunu bir karıştıralım. Salça koyalım. Şöyle bir yemek kaşığı oluyor herhalde. Tepeleme değil, normal. Evet, güzelce kavruldu. Salçalı bir şekilde. Şimdi ıspanaklarımızı atabiliriz. Ben tuz eklemedim. Sonradan eklemeyi seviyorum. Yani yemek biraz piştikten sonra ekliyorum her zaman. Evet, ben tekrardan geri geldim. Şarjım bittiği için sizin için çekim yapamadım. Salonu toparladım, sildim, süpürdüm. Mutfağımın halısını biliyorsunuz. Onu serdim, burayı da sildim, süpürdüm. Ve o arada da içine kullanacağım harcımız hazır oldu. Evet, malzemelerimi hazırladım ve Instagram'da da bunu duyurmak için bir tane fotoğraf çektim. Siz de dediğim gibi Instagram'dan takip etmiyorsanız buraya Instagram ismimi eklerim. Şöyle bir yere, oradan takip edebilirsiniz. Şimdi malzemelerimiz hazır ve size sıra sıra anlatayım. Şöyle gördüğünüz gibi ıspanağımı hazırladım. Sonrasında 2 adet yumurta, yarım çay bardağı süt, 1 çay bardağından biraz az sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt ve yufkam var. Şu şekilde tepsimi de hazırladım. Yağlı kağıdımı da serdim.
çok az bir şey su ekleyeceğim. Yani yarım çay bardağından da az olacak. Şu şekilde daha da iyi olur. Bir çay kaşığı da tuz ekleyelim. Sosumuz şu şekilde hazır, görüyorsunuz çok güzel bir kıvam aldı. Bu şekilde bir kıvam yaparsanız güzel olur. Yoğurdu güzel yedirin yani. Şimdi ben bu tezgahımlarla çiziliyordu, üstüne tahta koyuyordum. Zaten deniz sildim güzelce. Ama hiç görünmeyen bir köşede denedim ve şu bıçakla hiçbir şekilde çizilmiyor. Şöyle bir kaşık malzememizden koyalım. Çok fazla doldurmanıza gerek yok. Ben şöyle elimle yayacağım. Aşırı koyarsanız hem böyle yufkanız yırtılır, hem de az koysanız bile çok lezzetli oluyor baharatlı olduğu için. Şimdi bu şekilde. Şimdi hemen katlamaya başlayalım. Şöyle koyuyorsunuz ve katlamaya şöyle devam edelim. Ve buna gül şekli vereceğiz. Şöyle ucundan tutalım. Görünüyor mu? Görünüyor. Şöyle yaparsak. Çok fazla sıkmadan yaparsanız patlamaz. Yoksa kenarlardan patlar. Ve en son şu uç kısmını yapıştırmak için şöyle sosuma batırıyorum. Zaten en son üzerine yine sos süreceğiz. Göreceksiniz. Evet, bu şekilde gül böreği şeklinde yapıyoruz. Şimdi bu kalan sostan böyle üzerine döküyoruz. Sosun da bir güzel her köşesine sürdüm. Şimdi aynı fırçayı kullanacağım. Çok önemli değil. Şöyle yumurtasını hemen çırpalım. Hızlıca yumurtasını da süreceğim. Ve üzerine çörek otu ve susam ekleyeceğim. Özellikle çörek otu çok yakışıyor. Bu arada bunu istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Yani illa ıspanak koymak zorunda değilsiniz. Ispanağı sevmeyebilirsiniz ama bu sosu kullanabilirsiniz bu şekilde. Böreklerimiz hazır, görüyorsunuz çok güzel oldu. Yani bir nevi gül böreği gibi oldu. Ve şimdi ben bunu fırına vereceğim. Ben fırında da fanı açık kullanıyorum ve alt üst yapıyorum. Yani her tarafı çalışıyor fırınım. 200 dereceye koyacağım. Üzeri ve alt kızarana kadar pişireceğiz. Ondan sonra son haliyle buluşuruz. Ben şimdi yemek yapacağım. Onu hızlıca yapayım çünkü eşim gelecek birazdan. Ondan sonra son halini size göstermiş olurum. Evet, böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi narlı gibi kızardı. Çok da güzel oldu. Şöyle göstereyim. Altında tabanında yağlı kağıt koyduğunuz zaman hem tepsiniz çok fazla kirlenmiyor. Zorlanmıyorsunuz. Bu şekilde çıkıyor. Bunu dediğim gibi farklı böreklerde de kullanabilirsiniz. Yani farklı iç de koyabilirsiniz. Ispanak sevmiyorsanız. Sosunu kesinlikle tavsiye ettiğim bir sos. Ve bu şekilde de sunum yaptım sizler için. Sofralarınıza gerçekten renk katacak. Böyle boyut falan da çok ideal oluyor. Dediğim gibi keserseniz son halinde bu şekilde göstermiş olayım. Evet, yine bugün sizinle akşama kadar neredeyse birlikteydik. Ve çok güzel bir temizlik yaptık, börek yaptık. Ben çok fazla iş yaptım ama siz dediğim gibi her zamanki gibi hepsini görmediniz. Bazı takipçilerim benden ara ara tarif videoları da istiyor. Ben de o yüzden böyle çok fazla yapamasam da ara ara tarif veriyorum. Çünkü videoda
bir şeyin tarifini vererek yapmak çok fazla uzun sürüyor ve o gün ekstradan temizlik videosu da çekiyorsanız gerçekten çok yorucu oluyor. Ben de böyle elimden geldikçe sizin için çekiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıya da ufak da olsa bir yorum bırakırsanız benim için çok mutluluk verici olur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.